Sevgili izleyiciler, Ünlülerin Dünyası'nda işte yepyeni bir programla yeniden karşınızdayız. Bursa'nın dünyaya açılan ekran yüzü AzTV'de her hafta sizlerle birlikte olan Ünlülerin Dünyası'nda bu hafta hepinizin çok yakından tanıdığı, çok zarif, çok güzel hem de yapmış olduğu işlerle ve bizim gönlümüzde tah kurmuş bir haliyle hepimizin çok sevdiği Ayden Şener hanımefendinin evindeyiz efendim. Şu anda İstanbul Sarıyer'deyiz. Merhabalar efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkürler. Çok iyiyim. Buyurun. Söylediğim kadar değil mi? Hatta fazlası var efendim. Buyurun içeri giriyoruz şu anda. Allah çıktılar. Ne çıktı öyle? Kedi mi? Kedi. Kediniz mi var efendim? Kedilerden bir tanesi çıktı. Kaç tane kedi var? Çok kedi var. 5 tane kedi var. Evde baktım. 5 tane kedi? Evet. 5 kedi, 3 köpek. Efendim buyurun. Buyurun. Hoş geldiniz. Efendim Ünlülerin Dünyası'ndan işte yepyeni bir programla karşınızdayız. Hepinizin çok yakından tanıdığı, sevdiği ve her projesinde yanında olduğu çok zarif, çok güzel bir hanımefendi. Belki Bursa'da doğmadı ama herkes onu Bursalı olarak, Bursalı kimliğiyle bağrına bastı. Manken, oyuncu, aynı zamanda da bir hayvan sever, bir hayvan ların bütün haklarını koruyan ve ülkemizde de bu nadir insanlardan birisiniz. Hayvansever olarak. Yani nadir değilimdir inşallah diye ümit ediyorum. Yani aslında yüzeysel seven çok da gerçekten, ama böyle evet, haklarının evet. aranması ve onların gerçekten öyle. De korunması noktasında maalesef biraz böyle az sayıdayız, o çok doğru. Cahilliğimiz çok fazla. Evet maalesef. Efendim sevgili Ayden Şener hanımefendinin mahremindeyiz, özelindeyiz, evindeyiz. Bizleri kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Bursa'dan selamlar, saygılar. Bütün böyle kime, nereye gidiyorsunuz Doğukan'cığım bu hafta? Ayden Hanım'a gidiyoruz. Onu öp bizim için. Çok sevgiyle selamlarımızı dediler. Ne güzel, sağ olsunlar. 1 yaşında mı başladı Bursa hikayesi? Hatta 7-8 aylıkken yani Bursa'ya yerleşmişiz. Aslında Kilis doğumluyum, evet, ama Kilis. Kendimi Bursalı gibi görüyorum ben de zaten. Yani çünkü bütün çocukluğum, işte ilk gençliğim hep Bursa'da geçti. Onun için Bursa benim için çok özeldir. Çok rüyalarımda görürüm mesela, sık sık Bursa'da kendimi görürüm. Özellikle annemin vefatından sonra çok sık Bursa'yı görmeye başladım. Gidemiyorum. Şimdi bir oyunla geleceğim işte Bursa'ya. Nisan, 21 Nisan'da. Evet, inşallah oradayız. Ama yaklaşık 2 seneye yakın zamandır gidemiyorum. Çünkü Bursa demek işte dediğim gibi çocukluğum demek, ailem demek, annem demek. Onun için gidemiyordum ama şimdi geleceğim inşallah en yakın zamanda. Yani aslında biraz tabii özlem de var ama gidince de orada buruk bir özlem. Çünkü anneyle olan Allah mekanını cennet etsin. Oradaki amin. Anılarla buluşmamak adına belki de. Onun için tabii. O yüzden. Ama ne yapalım, hayat devam ediyor, evet. Bir şekilde. Bursa'da benim teyzelerim var, kuzenlerim var. Yani Bursa'dan benim kopabilmem zaten mümkün değil. Şimdi seviyorum. Ben de Bursa'yı ve Bursalıları çok seviyorum. Öyle bir hikayeden başlayalım ve günümüze bir yolculuk yapalım Ayden Şener'le ilgili. Tabii ki 90'lı yılların başı itibariyle öncesinde herhalde okul yıllarında başlayan bir modellik, bir mankenlik, bir yarışmayla... Yarışma var tabii. Bir yarışmayla sizin nasıl bir yol çizdi, kim buna vesile oldu? Yani size başka bir yoldayken hayır Aydancığım bu tarafa doğru gitmelisin diyenler kimlerdi? Vallahi öyle diyen olmadı ama ben kadere çok inanıyorum. Yani yazınızda bazı şeyleri yaşamak varsa onu Allah öyle bir denk getiriyor ki bir şekilde karşınıza öyle tesadüfler çıkartıyor ki onun için yani kadere inanmamak mümkün değil. Benim hayatım da çok öyle gelişti. Yani işte genç kızlık çağlarında işte biraz böyle eliniz yüzünüz düzgünse o zaman da güzellik yarışmaları çok önemliydi. Herkes işte niye bir yarışmaya katılmıyorsun falan gibi.
sorardı. Benim anneannem çok istemişti, rahmetli anneanneciğim. Yarışmaya katılmamı çok istemişti. Güzel. Hatta benden gizli olarak benim resimlerime bir reklam yüz güzeli yarışmasına göndermiş. Anneanneye mi benziyoruz acaba? Benzeriz. Anneannem çok güzeldi, çok güzel bir kadındı. Göndermiş fakat o sırada bizde, bunu daha önce de ben anlatmıştım bir yerde ama sizler için tekrar anlatayım. Aynı sene yazın tatile gittik biz ailece Akçay Altınoluk'a. Orada işte ben de o zaman 17 yaşını yeni bitirmişim. İşte üniversiteye hazırlanacağım, sınavlara gireceğim falan, hani öyle bir dönemdeyim. Babam bir talebesiyle karşılaşıyor. Benim babam biliyorsunuz müzik öğretmeni. Evet. Kilis'ten bir talebesiyle karşılaşıyor. Orada işte çay bahçesinde oturup sohbet ederlerken biz de arkadaşlarımla böyle oradan işte yürüyerek geçiyoruz kızlar. Babamın öğrencisi de Milliyet Gazetesi'nde haklı ilişkilerde çalışıyormuş o dönem. Bakıyor diyor ki ya diyor hocam ne güzel kızlar var diyor. Hiç bizim yarışmalara katılmıyorlar bunlar diyor, beni görüyor. O da şöyle bir bakıyor, aa diyor benim kız diyor. Yapma hocam niye? O zaman diyor mutlaka bizim yarışmayı alıyorsun. Yani demin söylediğim gibi kader orada hayat tabii. Çok enteresan yani. Evet, tesadüfler hani orada karşılaşmayabilirlerdi. Ne bileyim işte beni görmeyebilirdi oradan geçerken, hani konuşuyor olabilirdi o sırada babamla falan enteresan. Gibi böyle küçük şeyler bazen hayatları belirleyici olabiliyor. Benim de öyle oldu. İşte anneannemin resimlerimi gönderdiği yarışmadan da tabii kabul edildiğiniz gibi bana bir şey geldi. Fakat ben o sırada Türkiye Güzellik Yarışması'na girdim. O zaman da çok rekabet, o zaman da böyle hani günümüz kadar, gerçi artık günümüzde... Rekabet her zaman var. Yani hayatta her zaman var. Olmalıdır da. Olmalıdır. O birazcık da insanı iteleyen, dürtükleyen bir şeydir. Aslında Türk toplumunun tabii belirli tabularını o dönemlerde hani böyle sorgulamaya kalkarsak, tabii güzellik yarışmasına ya da bir kızınızı bir güzellik yarışmasına gitmesine müsaade etmek aslında doğru. Çok kolay bir şey olmasa değildi. Gerekti. Ama yani. Ama benim ailem çok gerçekten çok modern, çok aydın. İyi yetiştirmişler. Kesinlikle. Ki size. Güven evet, çok önemliydi. Tabii ki o da hiç yani hiç olumsuz bir şekilde gelmediler bana. Babam da çok destekledi. Anneciğim de öyle. Yani hiç o konuda ben hiçbir problem yaşamadım. Çünkü gerçekten çok aydın bir ailenin kızıyım. Peki hiç korkularınız olmadı mı? Ben acaba böyle bir ışıltılı bir dünyanın kapıları açıldı ve hakikaten Aydan Şener böyle yaptığı her işte, yani işte o dönemlerdeki olduğu kadarıyla mecbualarda, magazin sayfalarında olması gerektiği gibi çok evet, az. Hani hep böyle nokta az atışı işler. Evet, ölçülü evet. Yer aldı. Evet. Bunu nasıl ayarladım vallahi ben de bilemiyorum. Yani o yaşta çünkü yani. Bunun zaten stratejik bir insan hiç değilimdir hiçbir konuda. Hani birisi mi sizi böyle Aydancığım hayır oraya gitmeyeceksin, bunu yapmayacaksın. O da değil ama benim yapımın da bunda biraz şey oldu. Çünkü ben hiçbir zaman böyle çok göz önünde olmayı, çok basında çıkmayı, işte özel hayatımın çok bilinmesini falan. Yıllarca kimse bilmedi zaten. Hoşlanmayan evet. Bir yapım var. Bunu da ister istemez yansıtmış oldum. Yani bu tamamen benim kişiliğimden kaynaklanan yani bir şey buradan oldu. Buradan şu mu çıkıyor? Yani hani günümüzde ekranda olan dizi oyuncuları başta olmak üzere hani... Her yerde görüyoruz mesela. Ve biraz bazılarını, da sanki evet. Ve biraz da sanki basına çok böyle bu iş mal ediliyormuş gibi, yani hani istemem yan cebime koy diyenler de var. O da var. Tabii. Bu her dönem biraz ama. Kontrol kişinin kendisinde mi? Kendisinde tabii ki. Yani çok çıkmak isteyen ortalarda bir gün kendini gazetede görmese bunalıma girecek insanlar tanıyorum ben yani. Hani mutlaka çıkmalı bir şekilde, iyi veya kötü, kendini mutlaka gündeme getirir. Hani üç gün üst üste çıkmasa gerçekten yataklara düşebilecek insanlar var.
Ama bunun yanı sıra benim gibi olup hani sadece işimi yapayım ama hani başka türlü gündeme gelmeyeyim diye düşünen özellikle gençlerde var. Böyle bir grup da var. Hani sadece oyunculuk yapmak istiyor. Yani çok fazla böyle görünmek, ortada olmak, magazinel olmak, bu tamamen bir seçim meselesi. Peki. Ben magazinel ama şu da var, hiçbir zaman aramı bozmadım. Evet. Magazinle ve magazincilerle. Dediğin gibi her zaman ölçülü bir şekilde, mesafeli bir şekilde ilişkilerimi de sürdürdüm. Ben böyle ikisinin ortası kalabildim. Öyle diyeyim. Yani magazin basını da her zaman aslında benimle çok ilgilenmiştir. Çok hani en ufak bir şeyimi bile kesinlikle böyle çok hani oradan bir şey çıkarmaya falan çalışmışlardır ama dediğim gibi ben hoşlanmadığım için hep uzak durdum, hep mesafeli durdum. Gerektiği kadar basında olmayı tercih ettim. Ben çok net hatırlıyorum. 2007'li yıllarda kanalda canlı programında sizin diziyle ilgili veya yaptığınız projelerle ilgili yine kapınızı çaldığımızda hani 10 kişi çalıyorsa belki bir tanesini yine kabul eden öyle, bir tarzınız öyle vardı. Öyle, hep öyleyim. Yani bu peki hep öyleyim. Hani günümüzde şöyle de değerlendiriliyor. Yani artık hani ekmek aslanın ağzından çıktı, midesine tabii, oradan tabii, da tabii. başka yerlere gitti. Çok zor bir sektör. Öyle. İnanılmaz para kazanma zorlandı. O yüzden de her projede yer alabilmek ya da senaristlerin, yönetmenlerin, yapımcıların gözdesi olabilmek için ya onlarla haşır neşir olan bir dünyanın içinde olmanız gerekiyor ya da her gün reyting sayfalarında ya da sosyal medyada çok böyle ön plana çıkan kişiler olmanız gerekiyor. Böyle mi? Doğru mudur bu? Bu doğru tabii ki bir ölçüde doğru. Yani ilişkiler çok önemli. ben aslında biraz da asosyalim. Hani öyle bir tarafım da var. Çok fazla böyle kalabalıkları sevmiyorum. Mesela hiçbir yere ben tek başıma böyle kalabalık bir yere giremem. Yaşadığınız yerden İlla de yanımda anladık birisi zaten. Olacak Sessiz, falan. sakin. Evet, biraz asosyal bir tarafım da vardır. Tabii ki daha girişken olmak lazım, biraz daha ilişkiler. Yani ben bunları biliyorum fakat yapmıyorum. Anladım. Tercih etmiyorum. Yani tarzınıza biraz da uygun değil. Değil, herhalde. Evet, değil. Artık benim zaten hani çalışayım da her dakika işte televizyonda görüneyim de şu işi yapayım, onu da kaçırmayayım gibi bir derdim de yok. Ben senede nereden baksanız her sene mutlaka en az 2 veya 3 teklifi reddediyorum çalışmadığım dönemlerde En ki. çok da bu sorunu Yani sor dediler gerçekten bana. böyle bu. Hani bilen biliyor Evet. zaten. Beğenmiyorum, kabul etmiyorum. Yani Nedir artık kendimi Ayden Şener'in orada buradaki görüyorum. Kriteri nedir? Yani mesela bunu çok özellikle altını çizerek söylüyorum sevgili izleyiciler. Çünkü ne olursunuz Doğukan Bey, Ayden Hanım neden bu kadar çok dizi varken neden birisinde yani yok? Çünkü biz dizide güzel kadını Ayden Şener'le başladık, gördük. Hani bir dizide bir güzel kadını görmek, başarılı bir kadını görmek, işte bunun adına herkesin zihninden hiçbir zaman çıkmayan Çalıkuşu'nu örnek verebiliriz. Neden şimdi, neden yok? Hani başka bir meslek yapmıyor, Yok, başka bir yapmıyorum. sektörde de değilsiniz. Değilim. Bu kadar mı kötü senaryolar var yoksa bu kadar mı sizin kriterlerinize örtüşmeyen işler? Örtüşmeyen roller geliyor, Yani ben kendi ismime uygun, oyunculuğuma uygun, bir dizide böyle güzel bir karakter rolü olursa tabii ki oynarım. Neden Bu oynamayayım? işiniz çünkü Yani yani, artık zaten tek başrollü işler eskisi gibi değil. Yani, tabii ki zaten hani artık öyle değil. Bir dizide 5 5-6 tane başrol başrol aynı oyuncusu anda var gidiyor. yani. Tabii. Yani onlardan biri böyle ama benim rolü sevmem çok önemli. Kendimi o rolde iyi hissetmem. Çok duygusal bir insansınız. Artı senaryoya çok katılımı olabilecek bir rol olması gerekir. Falan Yani filan. Yani bunu ben diziye okuduğum yön anda veren bir tabii ki karakter. Ben bunu okuduğum anda anlayabiliyorum. Hani ben bunu da olmam. Yani seyircimi de hiçbir zaman hayal kırıklığına uğratmak istemem. Çünkü ekran başına Ayden Şener'i seyretmeye oturan seyirci hani bir dolu dolu bir rolde görmek ister. Onun için de beğenmiyorum, kabul etmiyorum. Yani hiç beğenmezsem hiç yapmayacağım. Ben artık oradayım. Kendimi de orada görüyorum.
Çok güzel. Evet, ama biliyorum insanların çok özlediğini de biliyorum. Yani nereye gitsem çünkü bununla karşılaşıyorum. Hangi projelerde diye sorsak sakıncası var mı? Hani? Hiç gerek yok. Anladım. Hiç gerek. Çok var yani. Şu yeni başlayacak olandan da bir tane geçen Peki, hafta daha empati, reddettim. Yani, empati yaptığınızda ya aslında şu karakter iyiymiş dediğiniz ya da çünkü o kadar çok dizi var ki evet. Burada olabilirmişim diye düşündüğünüz hiç bir karakter yok, olmadı. Yok şu an yok. evet. Tabii şimdi artık sizin de bu seçici tabii. yönünüz en doğal hakkınız. Artık ama öyle. Seyircinin de en doğal hakkı sizi görmek istiyor. İstiyorlar onu biliyorum evet. işte evet. Nereye gitsem ben bununla. Şimdi tiyatro yapıyorum ben işte 5-6 aydır turnelerimiz oluyor. İşte İstanbul'da da oynuyoruz. Hani nereye ediyor gitsem sizi? Ediyor ben tiyatro çok seviyorum. Ve yani her sene bir oyunda oynamayı artık çok istiyorum. Bu benim ikinci tiyatro oyunum. Yani her sene olmasa bile 2 senede bir falan tiyatro yapmayı çok istiyorum. Yani ben hayatımı böyle de götürebilirim. Hani illa dizi yapacağım diye bir şey yok. Ama çok isteniyor. Biliyorum seyirci tarafından. Onun için ben de hani onlara böyle güzel bir şekilde karşılarına çıkayım istiyorum. Onlara layık bir şekilde. Onun için de bekliyorum. İyi bir şey gelirse yaparım. Gelmezse maalesef. Peki, tiyatroda görüşeceğiz artık. Peki işin senaryosundan tutup da belki işin yapımcılığına varıncaya kadar böyle hani işin mutfağında da olabileceğiniz hani sizi her şeyiyle böyle keyif aldıran artık pek öyle olmuyor işte. Biraz o da çok değişti. Çünkü 100 dakika biliyorsunuz diziler. Evet. Ve bu 100 dakika 5 günde çekilmek zorunda. Onun için yani senaryolar müthiş bir hızla geliyor, çekiliyor, anında yayına giriyor. Yani hiçbir şeye hakim olamıyorsunuz dizilerde oyuncu olarak. Artık ne gelirse onu oynamak zorunda kalıyorsun. Hani mesela daha senaryoya bile müdahale edemiyorsun. Edemiyorsun, mümkün değil edebilmen yani. 13 bölüm, 16 bölümdü mesela eskiden. Hani biliyordun en azından tretmanı vardı. Hani ne olacak, ne bitecek aşağı yukarı biliyor. Diziler öyle değil ki. Hiç bilemiyorsun. 2 bölümle yola çıkıyorsun. Çok beğenip. 3. bölümde senaristler bir saçmalamaya başlıyor. Hadi bakalım. Farz et ki senin kızınım. Yine de bırakır mıydın beni bu dağ başında? Ha? Yine de bırakır mıydın? Amma değerli araban varmış be. Al da başına çal. Ciğerim. Baksana bir dakika. Ne var? Evden mevden kaçmış olmayasın. Kim ben mi? Tövbe. 2 gözüm ölüm aksın ki evden kaçmadım. Yemin mi? Yemin. Peki atla o zaman. Teşekkür ederim. Peki sinema? Sinema hiç olmadı. Evet. Yani kısmet olmadı. Ama çok istiyorum. Sinema çok istiyorum. İnşallah olur bir gün. İnşallah olur bilemiyorum. Yani biraz... Sinemadan da reddettiğim şeyler oldu. Dediğim gibi ya ben yani sevmem benim için çok nasıl önemli. Nasıl bir karakter geliyor Aydın Hanım? Yani nasıl bir rol geliyor sizi reddedeceğiniz? Hani biz de şimdi hayranlarınız olarak... Senaryonun içinde pek fazla aktivitesi olmayan roller Anladım. Diyeyim. Şöyle üst kapalı olarak. Yani diziler için de bu geçerli. O tür rolleri de ben kabul etmiyorum. Öyle diyeyim. Daha ağırlıklı. Biraz da günümüzün yapımcıları ya da senaristleri biraz daha istedikleri gibi yönlendirecekleri oyuncularla olabilir, belki çalışmayı belki. Çok daha tercih ediyorlar. Belki. Her türlü Bilmiyorum. Moda girebilecek insanları. Sizin tabii öyle bir durumunuz olacağını biz de düşünmüyoruz Bakın, zaten. Yani evet. size keyif vermeli. Aynen. Hani bütün hücrelerinizle hissetmelisiniz. Aynen. Yani yoksa niye yapayım ki? Peki biraz oradan çıkalım. evet. Yatırımcı, ekonomist böyle tasarruflu evinin kadını Aydan Şener'in bu pencereden Peki. baktığımızda neler yapıyor, dünyasında neler gelişiyor? Yani yatırımcı bir kadın mısınız mesela? Yani Yo çok fazla... Tutumlu musunuzdur yoksa... Tutumlu çok... oldum artık diyeyim. Yani çünkü eskiden bayağı bir... Para benim Savurgan için hiçbir zaman çok önemli olmadı hayatım boyunca. Hep araçtı yani hiçbir zaman amaç olmadı. Tabii ki dönem dönem çok güzel paralar da kazandık. Onları bir şekilde işte ev alarak falan. Benim annem tasarrufluydu çok. O yatırımlar yapmıştır.
Yani ama ben çok tutumlu bir insan değildim. Hiç, şimdi biraz olmaya çalışıyorum azıcık. Yani alışveriş etmeyi çok severim. İnsanlara yardım etmeyi çok severim. Hep böyle elim açık olmuştur hayatım boyunca. Bir de balık burcuyum zaten, onun da bir özelliğidir bu. Ama şimdi birazcık artık tutumlu olmak gerektiğini, çünkü hani işte dolarlar yükseliyor, evet, altın evet. iniyor çıkıyor, ülkenin durumu ne olacak belli değil falan, yani ekonomik yönden. Onun için herkesin de biraz tasarruf etmesi peki gerekiyor. Bir oyuncu yani. Olarak bu ülkede hani kültür ve sanata yani gerçekten bütün kapıların açıldığına ve her oyuncunun bu ülkede, bu topraklarda ciddi güzel paralar kazanabileceğine yani inancınız nedir? Yani çok zor. Biz görür müyüz onu bilmiyorum yani. Bir 50-100 sene sonra inşallah öyle bir şey olur. 50-100 sene sonra. Yani çok zor. Yani bu o kadar yani tabii derin bir konu evet. ki, o kadar hani uzun üzerinde konuşulacak bir konu ki. Daha hiçbir hakkı yok ki oyuncuların. Telifler çıkmadı işte, bunun için uğraşılıyor. Biroy diye bir bağlı olduğumuz işte bir oyuncular sendikası var. Onlar uğraşıyorlar. Yani daha telif olayını bile çözemedik. Yani. Güvence açısından son derece zayıf maalesef. Türkiye sanatçısına asla sahip çıkan bir devlet değil yani. Peki çok çabuk üreten de bir ülkeyiz aynı zamanda. Yani neyi üretiyoruz? Oyuncu ve sanatçı sıfatıyla, tanımlamasıyla çok fazla. Mesela hani Aydan Şener bakın yıllardır proje yapsa da yapmasa da ismiyle, evet ismiyle marka hali ve insanlardaki bıraktığı. İşte o uyandırdığın his çok önemli. Muhteşem. Yani bunun tarifi güzel, yok mesela. Güzel. Hani 300 tane dizide. Ki benim için bu çok önemli evet. yani. 300 tane, o yüzden bir yıldır peşinizdeyim zaten. Yani 300 tane projenin içinde oynamış ama hala ismini bilmediğimiz, hala karakterinden emin olmadığımız, hala nasıl yaklaşacağımızı bilmediğimiz birçok insan var. Ama yani anladığım kadarıyla projelerin sayısından ziyade değil mi efendim? Yani sizin bir tane olsun ama tam adam evet. gibi olsun aynen, bakış aynen. açısıyla. Ben öyleyim, evet. Ne öyle. Güzel. Az ya. Olsun öz olsun. Hele bundan sonra artık çok öyle düşünüyorum. Tabii ki benim de zamanında çok da içinde olmaktan memnun olmadığım böyle hani bir iki iş yapmışlığım vardır. Ama işte onlar o dönemin şartlarında işte belki para kazanmak için ya da işte birilerini kıramadığım için kabul ettiğim işlerdir. Ama genel olarak buna çok özen gösterdim. Yani seneler geçse de hani hatırlanacak işlerin içinde olmak benim arzum. Yani, hele bundan sonra çok öyle. Yani. Bundan sonra daha mı seçici olacaksınız? Daha da öyle. Evet. Peki müzikle Aydan Şener'in arası hiç iyi olmadı mı? Yani, sesine... Şimdi babam müzik öğretmeni evet, mesela. İşte ben bir dönem gitara bir heves saldım. Biraz gitar dersi aldım. Bir dönem piyano çalmak istedim. Biraz onu denedim falan ama böyle işte çabuk sıkılan bir yapım olduğu için evvel ezel böyleyim yani. Sıkıldım bıraktım falan. Çok muhteşem bir sesim de hiçbir zaman olmadı. Hani normal böyle işte dost sohbetlerinde falan öyle eşlik etmek için söylerim. Çok da severim. Özellikle Türk sanat müziğini çok severim. Bir ricamız olacak zaten. Yok söyleyemem de. Artık çünkü sesim de hani eskiden biraz daha iyiydi. Zeki Müren'in hatsına dedik de acaba bize ya, böyle bir... Ya şimdi uzaklardasın şey, falan patlatır mı ama yani maalesef yok ses tellerim rahatsız çünkü benim. Size. Yok sağ ol. Sen söyle tamam ben sana eşlik edeyim. Sen başla.
Hadi sen söyle. Yani şimdi izleyicilerimiz şu dakikadan itibaren merak ediyorlar. Acaba söyleyecekler mi? Nasıl acaba? Birlikte söyleyecekler mi, söylemeyecekler mi? Yani şu güzel yok, akış. Yok. Bir sohbet edelim. Sohbet bak edelim, ne güzel. Mi? Tabii. Sanat müziğini evet bir hayranınız olduğunu biliyorum. Ama işte bunu yani icra etmeyi, söylemeyi falan hiç düşünmedim. Yani ben oyunculuğu seviyorum. O işte iyiyim. Ve öyle de gideceğim inşallah. Ya çok bu dünyanın fazla... içerisinde gerçekten dostunuz var mı yani bu camianın içinde? Şöyle benim aramın kötü olduğu kimse yok bir kere. Yani bütün birlikte rol aldığım arkadaşlarımla özellikle hiçbir sorun yaşamadım. Hepsiyle işte karşılaştığımız zaman sanki hani bir gün önce ayrılmışız gibi konuşuruz, muhabbet ederiz, sarılırız. Fakat diziler sırasında tabii çok birlikte olunuyor. Gerçekten ailenden çok, çoluğundan çocuğundan çok o insanları görüyorsun. Ve dolayısıyla çok güzel dostluklar oluşuyor. Ama sonrasında yani dizi bitti, stop dendiği anda... herkes kendi dünyasına dağılıyor ve ondan sonra irtibat gerçekten kopuyor. Olmuyor yani istesen de görüşemiyorsun. Öyle bir durum oluyor. Ama benim hani çok sık görüştüğüm dostum demeyeyim ama işte arkadaşlarım var. Çok büyük dostluklar da olabileceğine ben pek inanmıyorum. Evet. Sektör dışından daha çok. Sektör dışından benim evet. Zaten çok az insan öyle hayatıma soktuğum, gerçekten güvendiğim, görüştüğüm insan sayısı da zaten 3'ü 5'i geçmez. Yetiyor size. Yetiyor, evet. Arkadaş çok zaten ama dediğim gibi dostluk tabii başka bir şey. Peki beğendiğiniz günümüzde, ben böyle hep konudan konuya geçiyorum ama çok tabii. Çok konu var. Hı hı. Ya çok beğeniyorum bu adamı, çok beğeniyorum bu hanımefendiyi, yeni kuşak oyuncularından. Hı hı. Ya ben vallahi yani var mı öyle takip çok ettiniz? Şey gibi gelecek ama hani hepsini çok beğeniyorum yeni gençleri. Gerçekten öyle. Yani Çağatay'ı çok beğeniyorum, Serena'yı, Kıvancı tabii ki çok beğeniyorum. Tuğba Büyüküstün, Beren. Yani hepsini çok beğeniyorum. Ve yeni gelenler çok bilinçli, eğitimli. Onların şansı... Fizikleri de çok düzgün. Evet. Hani erkekler olsun, kızlar olsun. Yani çok Engin'i çok beğeniyorum Akküre'yi. Yani çok hep var. İyi iş yapan isimleri saydınız. Evet. Yani şu an aklıma gelenler bunlar. Projelerin hani, çok fazla olması... Çok fazla seyredemiyorum ama ben dizileri. Anladım. İşte bu çok uzun olduğu için. Çok böyle hani... Hiç kaçırmayayım, aman bu gece şu dizi var falan diye oturup da seyrettiğim hiçbir dizi yok. Ama hepsinden bir fikir sahibiyim. Hani 3 dakikada olsa bir ne yapmışlar diye tabii ki bakıyorum. Peki şunu soracağım. Hı. Diziden diziye yani mesela bir dizi bitiyor. Hı. Hemen öbür dizide de başrolde yine aynı isim. O dizi bitiyor. Yani bu o yanlış tabii biraz. Saydığınız isimler biraz da yüz eskimesi fazlasıyla ekranda olmak... acaba bir şeyin korkusu mu yani ben zaten 3 sene sonra bu işler olmadığı zaman ya da olmayabilir doldurabildiğimi doldururum. Olabilir işte teklif gelince arz talep meselesi bu biraz da onlar da herhalde yani evet benim çok tercih edeceğim bir şey değil ama bu yani 2 sene üst üste dizi yaptıysam hani bir 2 senede oturmayı ben tercih ederim ama tabii bu dediğim gibi arz talep meselesi. Çok samimi bir soracağım. Yani bu az önce saydığımız isimler mesela sizin gibi hani yıllar sonra da böyle onu bilemem. İnsanların bu kadar sıcak ve samimi konuşabileceği kadar, sevebileceği kadar var olacaklar mıdır sizce? Yani biz şimdi şu andan bahsediyoruz. Kıvanç ve Kenan olabilir. Evet. Emir Zaloğlu ve Kıvanç Tatlıtuğ olabilir. Yani bir 10 sene sonra da onları seyredeceğimizi ben düşünüyorum. Ama bilemem yani. Bilemem. Bu çok zor bir soru bana. Bilemem ama çok zor tabii. Çok zor. Yani bir 20 sene, 30 sene yani popülerlik çok kolay da onu taşımak, onu kalabilmesi o çok zor yani. Evet. O herkese gerçekten nasip yoksa olan şu anda bir şey anlık, değil. Anlık çok rahatlıkla yani. Çok, tabii. Daha dizi
diyorsunuz ki geçen hafta bitti bir dizi diyorsunuz yani. Evet, mesela bir yapımcının evet. yaptığı ATV'de ya da X bir kanalda hı-hı. bir dizi yeni bitti diyorsunuz. Aynen. 15 gün sonra o dizinin evet, en az 5 tane kafa oyuncusu başka bir işe hemen başka bir senaryo, başka evet. bir dizide insanlarda samimiyetlik de kesinlikle zaten böyle bunlar üst üste geldiği zaman da bir seyircide bir düşme de gözleniyor bence yani. Tabii. Evet. Ama dediğim gibi yani kalabilmek çok önemli. Ben sizin kadar bu kadar iyi niyetli düşünmüyorum. Yok, ben hani sizlerin o yüzden hani girişte de onu söyledim. Çok hı-hı. azsınız. Teşekkür çok ederim. Çok azsınız. Siz de bilirsiniz birçok projeyi kabul etmesini. Tabii, siz de bilirsiniz yani hani bir su akıyorsa o aynen, suya o tabii, sudan tabii. bardakla doldurmasını tabii. siz de bilirsiniz. Ya da sivri ama. Bir laf edip bütün gün gazetelere evet. çıkmayayım. Yani tabii ki dediğim gibi tamamen seçim meselesi. Yaşam tarzı. Evet evet tercih meselesi. Evet, çok kısa bir ara vereceğiz efendim. Hı. Ünlülerin dünyasında bu keyifli Aydan Şener Hanımefendi'nin evinden yaptığımız yayını birazdan sizlerle birlikte olacağız. Bizlerden ayrılmayın.